Göklerin ve yerin tüm yönetimi Allah'a aittir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün peş peşe gelişinde sağlam duruşta olanlar için göstergeler vardır. Onlar ayakta, otururken ve yanları üstündeyken göklerin ve yerin yaratılışını düşünerek Allah'ı anarlar. Derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sana içten boyun eğeriz. Bizi o ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 189 ila 191. ayetler. Ayetimizi izledik. Hangi ayetimizi izledik? Ben buradan tekrar bir şey yapayım. Ali İmran Suresi 189-191. Hatta sizin kitabınızda da kimdi hocam o şeyle ilgili? İbn Heysem mi Biruni mi o ya? Biruni. Ali İmran 191'den dolayı şey yapmış. Beni bu bilimsel çabama sevk eden bu Ali İmran Suresi'nin bu ayetidir diyor. Onu şimdi buluruz kitaptan. Biz 189'da 191. ayetleri evet, Biruni. Tabii beni bilimle uğraşma sebebim bu ayettir diyor ama tabii genel olarak Kur'an'ı kastediyor. Özellikle bu ayetin içeriğini veriyor ama Kur'an'daki bu ayetin içeriği Kur'an'da birçok başka yerde de karşımıza çıkıyor. Bir de tabii Biruni öyle bir şey ki küresel trigonometri üzerine buluşları olan antropolojik metodu bildiğimiz kadarıyla bilim tarihinde ilk uygulayan bu antropolojinin modern dönemde uyguladığı metotlarla o dönemde Hindistan'ı anlamaya çalışan matematik, fizik, antropoloji alanları dışında daha da birçok ayrı alanla ilgilenen ve bütün bunlardaki motivasyonunun yine dediğin gibi Kur'an'daki ayetler olduğunu söyleyen bir kişi.